Yeni dükkanlarımızı açalım o zaman. Bunlar da daha fazla para veriyor. Çok güzel. Oo, deli gibi para kazanacağız demek ki. O zaman work 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 work. 100 trilyon dolara sonunda ulaştık. Ve buradan uzay mekiğimize binip artık dünyayı terk edelim. Vallahi dünyaya dönmek istemiyorum. Diyor ki 100 trilyon dolar ver bana, hemen verelim. Aha, aya git yazıyor. Çıktığım yer ay. Benim adım Berkay. Çalışın hadi çalışın. Sen neden işiyormuş gibi duruyorsun lan? He, o astronot kıyafetinden olsa gerek. Şişmiş gibi duruyorsunuz hepiniz. Hepiniz duble İskender miydiniz? Merhaba arkadaşlar, ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Billionaire Simulator adlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefes alamadım. Bildiğiniz gibi bu oyuna yeni bir güncelleme geldi. Benden de istemişsiniz abi, tekrar oyna demişsiniz. Ben de o yüzden tekrardan oyuna girdim. Bu oyunun şöyle güzel bir yanı var. Siz oyuna girmediğiniz sürece paranız birikmiş oluyor. Ve oyuna girdiğinizde o parayı alabiliyorsunuz. Şimdi benim 61.3 trilyon dolarım birikmiş. 40 Robux ödeyerek bunu 2 katına çıkartabiliyoruz. Ama tabii ki hiç gerek yok. Nasılsa para kazanıyoruz. Hemen devam edelim bu parayla. Şimdi bir önceki bölümde neler yapmıştık? Eğer bir önceki bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa kanala girip bulabilirler. Ama ulan ne uğraşacağız senin kanalına girip de diyorsanız, ben ilk bölümü açıklama kısmına bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani bu sürece nasıl ulaştığımızı oradan daha kolay görebilirsiniz. Şimdi ilk bölümde dünya üzerindeki bütün işletmeleri açmıştık. Hatta bayağı bir geliştirdik bunları. Ama bir şey yapmadık. O da çok fazla vakit alacağı için yapmadık. Ne yapmadık? Rebirth yapmadık. Şimdi bu bölümde biraz rebirth yapacağız. Yani işletmelerimizi altına çevireceğiz. Bütün işletmeleri çevirebilir miyim bilmiyorum ama zaten para kasması zordu. O yüzden starter pack, yani başlangıç paketi almıştım Robux'la. Aşağıda da gördüğünüz gibi 13 kat daha çok para alıyorum ve 4.5 kat daha hızlı üretim var. Bu bölümdeki amacımız aya çıkmak. Yeni bir bölge geldi. Ay bölgesi. Bu sefer dünya üzerinde değil de ayda işletme kuracağız ve ayda kurduğumuz işletmelerden para kazanmaya çalışacağız. Yani bu sefer ayda milyarder olmaya çalışacağız. Ve aya gitmek için de benden 100 trilyon dolar para istiyor. 100 trilyon dolar aya gitmek için vereceğime 100 trilyon dolara ben ayı alırım. Yani hayvan olan. Üstüne binerim onun, dıkıdık dıkıdık yaparım. Sosisçi kardeşim hala sosis satıyor. Ben aya çıkacağım lan. Sen hala burada sosisçi sat. Bu arada aya ilk ayak basan astronot kimdir? Bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Lütfen hile yapmayın. Google'dan falan araştırmayın. Biliyorsanız astronotun adını yazın. Bilmiyorsanız da at kafası yazın. Çünkü ben de birazdan aya toynak basacağım. Şimdi ilk önce rebirth sistemine bakalım. Tıklayalım. Burada bir şeyler yazıyor. Diyor ki rebirth yapmak sana tüm paranı kaybettirecek. İşletmeler rebirth yapıldıktan sonra daha fazla para kazandıracak. Game Pass ve Robux'la aldığın şeyler sende kalacak. Şu an ilk rebirth'ümüzde işletmeler bir kat daha fazla para kazandıracakmış. Ve bunun için de 10 milyar dolara ihtiyacım var. Bende 69.5 trilyon dolar var. 10 milyar dolar hiçbir şey değil. Kabul edelim. Ama büyük ihtimal bütün param gitti lan. Ve bana bir tane rebirth verdi. Aman Allah'ım, şimdi ne oldu? Ulan işletmelerimin hiçbiri yok be. Ama bir tane rebirth'üm var. Ama yarım saniyede bir hot dog standından 14 dolar kazanıyoruz. Ve sol altta gördüğünüz gibi 15 kat daha fazla para kazanacakmışız işletmelerden. Ben elle çalışayım şimdilik. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı para kazanabiliyoruz şu an. Şu shop ekranından kozmetik kısmına girdiğimizde altın bir tane hot dog standı alabiliyoruz. Hemen bir rebirth'ümü buna harcadım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi altından hot dog standımız var. Tamam, bunu altın yapmayı başardık ama bütün hepsini altın yapmam gerçekten çok zor olacak. İkinci rebirth'ümüz için ne istiyor? 20 milyar dolar istiyor. Tamam, bu parayı da kazanırım, çok değil ama bütün işletmeleri yapmam gerçekten çok zor. Hem deli gibi Robux gerekecek bunun için, hem de deli gibi zaman gerekecek. Ben aslında bu bölümde yeni gelen güncellemeyi göstermek istiyordum. Yani bu bölümde temel amacımız ay bölgesine gitmek ve orada işletmelerimizi kurmak. Ama oraya da gidemeyeceğim değil mi lan artık? 100 trilyon dolar istiyordu çünkü. Aa, benim baştan para kazanmam gerek. Süper, gerçekten harika. Neyse, Allah'tan çok hızlı para kazandırıyor. Buraya bir tane müdür koyalım. Bizim sosisli standının müdürünü geri alalım. Ona ihtiyacımız varmış. O kadar çok hava atıyordum ona ama. Kardeşim gel. Seni istiyorum, gel. Bu sefer ben kazanacağım çünkü tecrübeliyim. Beni geçmeye çalışırsan. Aa. Niye orada durdun lan? Lan! Hayır, gel çalış. Oh, spam oldu. Allah razı olsun. Tamam, sen bana para getir. Yeni dükkanlarımızı açalım o zaman. Bunlar da daha fazla para veriyor. Çok güzel. Oo, deli gibi para kazanacağız demek ki. O zaman work 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 work. Bunları da geliştirelim. Çok hızlı gelişti yalnız he. Tamam, paraları artık çok daha kolay kazanıyoruz. Peki bunların bana yararı olacak mı aya çıktığımda, onu çok merak ediyorum. Buraya da bir tane müdür alalım sütçü dükkanımıza. İnşallah orada durmazsın yine. Tamam, çok güzel, bu gidiyor. Öbürünü engelledim diye yaptı herhalde. Buna basayım ya, param basmak istiyorum buna şu an. 20 milyar dolar kazanalım, bir rebirth daha yapalım. Çünkü rebirth yaptıkça daha hızlı para kazanıyoruz. 103 bin dolara diğer işletmemizi alalım. Tamam, bu da para bırakacak. 720 bin dolara burayı da alalım. 1.2 milyona şu işletmeyi de alalım. Oha, çok iyi para bırakıyorlar gerçekten. Alayım kalsın ya bütün işletmeleri tekrardan. Bu sefer çok daha hızlı açtık gördüğünüz gibi. Çünkü daha fazla para kazanıyoruz. Ulan ilk bölümde ne uğraşmıştık ya. Ekmekçiye de bir tane müdür koyalım. 3 tane arka arkaya müdür aldım. Bunlar çarpıştı ve durdular. Şimdi yapacağımız işlemler birinci bölümdekiyle aynı. O yüzden ben 20 milyar dolar kazanıp şu ikinci rebirth'ümüzü yapalım. O zaman ben kasayım. Kastıktan sonra görüşmek üzere. Bu arada bir tane kodumuz varmış. Ben onu ilk bölümde yazmadım. Girip de kod var mı diye araştırmadım da. Ama teşekkür ediyorum, yorumlarda söylemişsiniz. Hemen o kodu girmeyi deneyelim. Stardust olması lazım. Stardust bakalım bize bir şeyler verecek mi? Evet, bu.
Aa, paramız çarpı 25 oldu. Yani 25 kat daha fazla para alacağız. Oha, bu kodu ben neden ilk başta girmemişim? Samet kardeşim, sen de yaz Stardust. Ben bu kodu açıklama kısmına yazarım, bilmeyenler varsa yazsınlar. Şu an gerçekten harika oldu. Rebirth yapmak için 20 milyar dolar gerekiyordu. 42 milyar dolar yapmışım, hemen yapalım Rebirth'ümüzü. Tüm paramız gidecek, o kötü oluyor ama 2 tane Rebirth verdi bu sefer, harika. Güzel, Rebirth sistemi de katlanarak gidiyor. Bak, bu güzel oldu. Diğer işletmeyi altın yapmak için 5 tane Rebirth'ümüz olması gerekiyor. Ben de şu an 2 tane var, yani 3 tane daha kazanmam gerek. Güzel, o zaman çalışmaya devam. Money kısmımız çarpı bir daha arttı. Çünkü Rebirth yaptık. Bu seferki Rebirth için 30 milyar dolar istiyor. Tamam, bu da kolay. Hemen 30 milyar dolar da kasalım. Yahu çok geliştik he. 17 saniyede 10 milyar dolar veriyor zaten. Benden istediği 30 milyar dolar. Çok fena gelişiyoruz şu an. Umarım bu özellikler ay bölgesinde de işe yarıyordur. Bu sefer bana 3 tane Rebirth vermesi gerekiyor. Umarım öyle olur. Çünkü bir tane verdi. Şimdi 2 tane verdi. Şimdi de 3 tane vermesi lazım. Confirm. Evet. 3 tane verdi ve 5 tane Rebirth'ümüz oldu. Çok güzel. 5 Rebirth'ümüz olduğuna göre altın sütçü dükkanımızı da alalım. Hemen açalım bakalım. Evet, altın gördüğünüz gibi. Tek kelimeyle harika. Oyunda bazı takipçilerimle karşılaştım. Hepsine yazamıyorum, kusura bakmasınlar, çünkü oyuna odaklanmam gerekiyor. Sağ üst köşede zaten isimlerini görüyorsunuz. Hepsi buradan size selam söylüyor. Ben de buradan onlara söylüyorum. Şimdi 45 milyar dolarımız oldu. Bir Rebirth daha yapalım. Bütün paramız tabii ki gidecek. Evet, istiyorum. 4 tane gelecek. 4 tane Rebirth geldi. Bu arada burada istedikleri Rebirth sayısına bakar mısınız? Altın para butonu için 50 bin Rebirth istiyor. Hadi onu geçtim, 32 bin hükümete istiyor. Falan filan, bunları yapmak gerçekten çok zor. Ama altın fırınımızı da yapabiliriz herhalde. Daha sonrasında da Ay'a gidebiliriz. Oho, herkes toplanmış burada, parti var. Evet, Work'e bile tıklayamayacak durumdayım şu anda. Lütfen birazcık izin verin. 50 milyar dolarımız daha oldu. Ve buradan Rebirth yapabiliriz. Tekrardan 9 tane Rebirth'ümüz oldu şu an. Fırına altın yapmamız için bir tane daha Rebirth gerekmekte. Ve şimdi 60 milyar dolar istiyor bizden. Tamam, bunu da yapıp Ay'a çıkalım artık. 60 milyar dolara çok az kaldı. Hemen bir Rebirth daha yapacağız. Ve altın fırınımızı da koyacağız. Bunlar bize çok şey sağlayacak eminim. Hemen bir Rebirth daha yapalım. Gördüğünüz gibi 15 tane Rebirth'üm oldu. Hemen buradan altın fırınımızı da alıyorum. Ve 5 tane Rebirth'üm kaldı. Bakalım o da altın olmuş mu? Hemen kasalım. Kas 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 kas. Ay'da çok rahat edeceğiz, göreceksiniz. Ve altın fırınımız. Karşınızda gördüğünüz gibi 3 tane altın standım var. Bunları yapmak gerçekten zor olacak. O yüzden ben videonun asıl amacına gideyim. Ki gidemeyeceğim zaten. Bu ne kadar istiyordu Ay'a gitmek için? 100 trilyon dolar istiyor. Yani benim şimdi Ay'a çıkmam için hayvan gibi kasmam gerekecek. Kasalım ve Ay'a gidelim hemen. 100 trilyon doları ancak biz butonla yapabiliriz. 200 milyar dolara butonumu aldım ve artık para basmamızın zamanı geldi. Parmağım yoruldu, anasını satayım. İş başa düştü, yemin ediyorum ya. Takipçilerim de anca izliyor, hiçbir el atayım falan yok. 100 trilyon dolara sonunda ulaştık. Ve buradan uzay mekiğimize binip artık dünyayı terk edelim. Vallahi dünyaya dönmek istemiyorum. Diyor ki 100 trilyon dolar ver bana, hemen verelim. Aha, Ay'a git yazıyor. Çıktığım yer Ay. Benim adım Berkay. Aha, Ay'a geldim lan. Baba, uydu muydu bir sürü şey var ama bu bayrak oldu mu şimdi güzel kardeşim? Buradan dünyaya geri dön. Ya ne yapacaksın dünyayı? Ay'dayız, ne güzel. Lan oğlum, uçuyorum lan. Lan uzay boşluğuna gidiyorum. Aman Allah'ım, çok zevkli. Artık Ay'da işletmelerimizi kuracağız. 30 kat daha çok para kazanıyoruz şu an. Ve 6,5 kat daha hızlı üretim yapabiliyoruz. Aa, burası benim. Burada sosisli standı yerine artık Ay'ı araştırmak için gönderilmiş bir tane uzay aracımız var. Bunun tipi bir şeye benziyor ama. Aa, benmişim. Yok lan, kurbağaya falan benziyor. Neyse, çalışalım bakalım. 29 dolar veriyor. Burada altın buton falan yok galiba. Altın butonu da altın yaptığımızı düşünsenize. Düşünmeyin, onu yapmak gerçekten zor. Şimdi çok da paralar istemiyor buradaki işletmeler. Hepsini tek tek kurabileceğime inanıyorum. Bu bölümdeki amacımız zaten size bu bölgeyi göstermekti. Hemen elle çalışmaya başlayalım. Buraya da tabii ki müdür atacağız. Ulan müdürler buraya nasıl geliyor? Ben 100 trilyon dolar verdim buraya gelmek için. Rover Manager diyor. Yani bu uzay aracımıza bir tane müdür atacağız. Aha, astronot kıyafetli bir tane müdür var. Ulan benim neden kıyafetim yok? Lan ya nefes alamazsam? Tamam kardeş, çalış sen orada. 42 bin dolara yeni işletmemizi alalım. Bu ne böyle oğlum, diğerlerini açıklıyordum da bunları açıklayamıyorum. Fütürüm buna yetmiyor. Hı, bu da gerçekten çok güzelmiş. Evet, her ayda olması gereken şeyler. Ocak, Şubat, lanet olsun. Şuradaki işletmeleri de açalım. Ama bir dakika, burası neymiş? Hemen müdür atarken görürüz bunu herhalde. Diyor ki observatory. Ama orası için değil bu. Çünkü burası gözlem evine falan benzemiyor. Herhalde gözlem evi 105 bin dolarlık olan burası. Aynen öyle, buraya atacağız o müdürü. Hemen gidip müdürümüzü alalım. Gözlem evi müdürümüzde koyduk. La oğlum, nereye gidiyorsun, düşeceksin? Lan uzay boşluğundan düşeceksin, korkuyorum he. Bari paranızı vermeden düşün. Şunu da 50 yapalım. Yalnız çok seri kasılıyor he. 2300 dolara ne açacağız? Ay atölyesi açtık. Ay atölyesi mi, ne lan burası? Keşke giril. Aa, giriliyor lan. Burada bazı deneyler yapılmakta. İçine girilmesi gerçekten çok güzel olmuş lan. Ama bu kadar da içine girmeseydim keşke. Heh, çıktım ya. YouTube'da para var diyorlar da Ay'da da çok para var ya. Ay'a çıkıp işletme kurmak kimin fikriydi? Ay atölyesine de bir tane müdür atayalım. 150 bin dolar istiyordu, aldım. Tamam sen git. He, açtığımız yerin adı buymuş. Yani orası bilimsel bir tesismiş. Oğlum nereden bilebilirdim ki?
Aa, TürkSat uydusu mu lan o? Televizyon melevizyon yok mu izleyelim? Dünyadaki haberleri merak ediyorum. Burası bilimsel tesismiş. Aa, buraya da giriyoruz, çok güzel. Ve rengimi çok acayip oluyor buraya girince. Bakın böyle çok daha yakışıklıyım. Tamam, buradan da çıkar. Sen niye ha, korktum lan, bana bakıyor zannettim. Tamam çalış, aferin. 500 bin dolara yeni yerimizi açalım. Oo, burada görünmezlik testleri yapılıyormuş. Gördüğünüz gibi işletme bile yok. Çünkü işletme bile görünmez. Kardeşim doğru yoldasınız, işletmeyi bile göremiyorum. Bravo, gerçekten çok güzel bir çalışma. Bu görünmezlik testlerinin yapıldığı yere bir tane müdür daha atayalım. 4.3 milyon dolar istiyor. Kolay. Bizim için kolay tabii ki artık. Siz daha yavaş koşuyorsunuz. Neden? Uzayda olduğumuz için mi? Pardon, ayda olduğumuz için. Ah, hatta duruyorsun. Kardeş nasılsın? Havalar nasıl orada? Sosisçiye takıyordum ben de, şimdi sana takmaya başladım. Ulan bari ayda rahat ver. Aa, sosisçi sen misin? Tabii ki benim. Benden kurtulacağını mı sandın? Oğlum sana astronot kıyafeti giydirip kim getirdi lan? Dünya yüzeyine inince sen yine oradasın. Gizli bir uzay aracınız falan mı var? 18.7 milyon dolara. Burayı açalım. Burası neymiş? Benim anladığım güneş panelleri gibi duruyor. 32 saniyede 58 milyon dolar bırakıyor. Nasıl bir kastıysak artık. Buranın başına da bir tane müdür koymak lazım. Aynen, onlar güneş panelleriymiş. Buradan kendi elektriğimizi üretebiliriz. Bunlar hep genel kültür. Çalışın hadi, çalışın. Sen neden işiyormuş gibi duruyorsun lan? He, o astronot kıyafetinden olsa gerek. Şişmiş gibi duruyorsunuz hepiniz. Hepiniz duble İskender miydiniz? Şunu 31 level yapalım. Ve 16 saniyede 2 milyar dolar bırakıyor neredeyse. 400 milyon dolara burayı da açalım. Bu nedir, uydu gibi bir şey bu. Ya intihar edebiliyor muyuz, ben onu merak ettim şu an. Aa, buraya da çıkılıyor herhalde. Yok çıkamıyor. İçinden niye geçtim ben onu ya? Ay'a ilk defa toynak basan biri var. O da benim. Ulan uzay boşluğuna gittim. Oh, bu arada orası radar istasyonuymuş. Bir dakika, bunları da altın yapabiliyor muyuz? Ben araştırma aracımı altın yaparsam tüm işletmeleri açamam. Çünkü param sıfırlanacak. O yüzden hiç ona bulaşmayalım. Bugün size tüm işletmeleri göstermem gerekiyor. 8.3 milyar dolara burayı açalım. Bu neymiş? He, burası tuvalet galiba. Ulan ne tuvaleti, adamlar bilimsel şeyler yapıyor. Ben hala dünya aklımla düşünüyorum. Bu arada abonelerim buraya gelemediler. Dünya üzerinde kalabalıktık ama burada artık yalnızım. 33 milyar dolar mı? Ya bir müdüre o kadar para verilmez ki. Evet, burada bize sayıları öğretiyorlar. 8 trilyon ne lan? Öyle bir sayım var ya. Bu arada açmamız gereken tek bir yer kaldı. 170 milyar dolar istiyor o da. 9 dakika 5 saniye istiyor bu tuvalete. Ben buna tuvalet diyeceğim. Gidip müdür alalım, yoksa ben buna tuvalet demeye devam edeceğim. Ama radar istasyonumuza daha müdür almadık. Almama da gerek yok zaten. 1 dakika 50 saniye sürüyor. Ya da alalım, aradan çıksın ya. Yani müdür buna ne yapabilir ki? Buna tırmanılmıyor, bir şey edilmiyor. Bir tuşa basacak diye o kadar para veriyoruz. Ben de çalışırım burada. Evet, bu çalışıyor halim. Ben hep böyle çalışırım. Şu bilgisayarlara bir PUBG falan yükleyin ya. Ayda sıkılmayalım bari. 33 milyar dolara bir tane daha müdür alalım. Bu arada orası Ay laboratuvarıymış. Hepiniz mutlusunuz değil mi lan? Tabii, göbeklere bak, İskenderleri gömmüşler. Çalışın, daha çok para ihtiyacımız var. 170 milyar dolar kazanmam gerekiyor. Hep Ay'ı siz mi araştıracaksınız? Biraz da ben araştırayım. Dünya üzerinde iyi para kazandığımız için şimdi Ay'da daha rahat ediyoruz. Yani parası olan burada da iş yapıyor. Burası ne acaba ya, merak ettim. Çok fazla bir şey kalmadı biriktirmemize. Burada da oyun yok. Şuralarda gezeyim. Bakın Ay'ın yüzeyi böyle topak topak oluyor. Daha geçen gün çıkmıştım. Yapılan işletmelerin içine girmek güzel olmuş. Panellerin üstüne konabiliyor muyuz? Bir kuş gibi kondum. Cibili 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 şak şak şak. Diğer gezegenlere ulaşabilir miyim acaba? İnanırsak neden olmasın? Olmaz. Bence evet, olmasın. Burası ne lan, hot dog standı mı? Aa, burada da bir tane uzay aracı var. Keşke bu araca binip sürebilseydik. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu oyuna da pet sistemi gelecekmiş. Bu oyuna neden pet sistemi geliyor bilmiyorum. Yani ne gerek var gerçekten, petler popüler diye bütün oyunlara pet sistemini koyuyorlar. Ben de bir petim. Ya pet ne yapacak, bunlara mı tıklayacak? Acayip gerçekten. Her oyuna pet koyun anasını satayım. Bir bıkmadınız ya. Bu arada burada neden kimse yok ya? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kafa dinlemek için birebir he. Ay'a çıktığımızda da keşke sosisli satsaydın lan. Nerede, nereye? Şimdi uzay aracıyla ilgileniyorsun. Aa, bu arada bir dakika, paramız 191 milyar dolar olmuş. Ve tıklıyorum, acaba son işletmemiz ne? Merak ediyorum. Anam, uzay gemisi değil mi o? Elon Musk bunu beğendi. Hemen tırmanalım. Aa, vallahi tırmanabiliyorum. Hadi, inanırsam olur, inanırsam olur. Spiderman, Spiderman. Hadi, hadi beni fırlatın, hadi. Aha, uzay gemimize çıktık. Ateşleyin hadi, buradan da gitmek istiyorum. Beni bak nereye yolla biliyor musun? Ucuz bir yere yolla. Kadıköy'e zaten 40 lira yazıyor buradan. Bir dakika, şurada sarı buton görüyorum. Lan bu sarı buton bir şey yapacak diye o kadar ümitlendim ki. Roket bir anda gidiyormuş falan, çok güzel olurdu ya. Tam başka yapacak bir şeyimiz kalmadı bu oyunda. Bu güncellemeyi de bitirdik. Rebirthlerin hepsini yapmak gerçekten çok zor. Ay'a da çıktık. Orada da işletme kurduk. Bundan sonra nereye çıkacağız acaba? Herhalde başka gezegenlere falan gideriz. Etrafta bir sürü uydu var gördüğünüz gibi. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bu bölümde buraya kadardı. Ay'da da milyarder olmayı başarıyoruz. Ben tekrar yukarı çıkmak istiyorum. Uçuyorum lan bu arada. Roketi bana takmışlar sanki. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ay'da da dansımızı yapalım. Bu ne lan? Oppa Gangnam Style dansı bu. Oppa Gangnam Style. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.